İyi akşamlar. 18.45 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Önce haber özetleri geliyor ekranlarınıza. Gündem 3 terörist kadının cenaze törenlerine kilitlendi. Televizyonu devlet mi verdi, Öcalan mı istedi? Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu. Tecavüz cezası sanık yakınlarını çileden çıkarttı. Oklu, hançerli, benzinli eylem. Havada denize nazır konser. Ayrıntılar birazdan Aynur Aydın'la ana haber bülteninde. Sevgili izleyenler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında vatandaşları uyardı. Öldürülen PKK'lı kadınların cenaze törenlerinde provokasyona gelinmesini istedi. Sürecin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, çözüm için ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulundu. Bize hiç kimse diz çöktüremez. Başbakan Erdoğan grup toplantısında partisine seslendi. Birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Tek bir gayemiz var. Bugün o gayeyi tekraren ve ısrarla söylüyorum. O da annelerin gözyaşını dindirmektir. Milli birlik. Bundan daha güzel ne olabilir? Bu milli birliğin içerisinde her etnik unsur var. Tek çatıda toplanacağız. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. İmralı ile görüşmelerin süreceğinin sinyallerini veren Erdoğan, geri adım atmayacağız dedi. Daha en başında bu sorunu çözmek için yola çıktığımızda nasıl bir sürece adım attığımızı biliyorduk. Sabrımızın nasıl zorlanacağını, sinirlerimizin nasıl test edileceğini, bu süreçte nasıl yalnız bırakılacağımızı çok iyi biliyorduk. Ama biz yılmadık. Yapayalnız da kalsak bu yolda geri adım atmadık, atmayacağız. Paris'teki suikaste Erdoğan'ın gündemindeydi. Devlete yöneltilen eleştirilere sert çıktı. Bu suikastı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hükümetine yıkmak, bu yönde iftira, itham ve telkinlerde bulunmak çok büyük bir sorumsuzluktur, densizliktir. Sürecin engellenmek istendiğini söyleyerek vatandaşlara, propagandalara kulak asmamaları konusunda uyarılarda bulunan Başbakan, PKK'lıların cenaze törenlerinde olabilecek provokasyonlara karşı da uyardı. Buradan Diyarbakır'a sesleniyorum. Buradan gelecek cenazelerin gideceği illere sesleniyorum. Birçok provokasyonlar hazırlanabilir. Birçok malum dar terörist grupların tahrikiyle, teşrikiyle bu cenazeler istismar vesilesi kılınabilir. İnanıyorum ki aklı selim sahibi Diyarbakırlı vatandaşlarımız bu oyuna gelmeyecektir. Tunceli'deki vatandaşlarımız bu oyuna gelmeyecektir. Kahramanmaraş'taki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bu oyuna gelmeyecektir. Erdoğan sorunun çözümüyle ilgili ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Açık net söylüyorum. Terörle mücadeleye yönelik bize bir önerisi varsa, bir öneri paketi varsa bizim kapımız sonuna kadar açıktır. En ufak bir ön yargımız yoktur. Ekibimiz hazırdır. Kaldı ki bizim proje paketimiz de hazırdır. Biz hemen sunarız. Çünkü biz her an bunu çalışıyoruz. MHP'nin eleştirilerine de değinen Erdoğan, bu eleştirilere yanıt vermeyeceğini söyledi. MHP Genel Başkanı'na ve arkadaşlarına, içine düştükleri çamur deryasında iyi oyalanmalar diliyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmralı ile görüşme sürecini eleştirdi. 3 PKK'nın öldürülmesi de Bahçeli'nin gündemindeydi. AK Parti'ye yüklenen Bahçeli'nin hedefinde Milliyet yazarı Hasan Cemal de vardı. AKP bir zaman kaybı ve israfıdır. Aynı zamanda başarısızlığın markası, acziyetin ilamı, teslimiyetin ta kendisidir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminin büyük bölümünü İmralı ile görüşmeler oluşturdu. Grup toplantısında AK Parti hedef aldı. AKP'nin ve yanında hizalanmışların bir bildiği varsa Türk milliyetçilerin de yapacakları vardır ve yakındır. Ya kardeşlik diyeceğiz ya da kalleşliklere göz yumacağız. Ya milliyetçilik diyeceğiz ya da mihnete razı geleceğiz. Ve elbette ya herkesle birlikte var olacağız
ya da vampirlere yem olacağız. Bahçeli Paris'teki 3 PKK'lı kadının öldürülmesine yönelik başka bir görüş açısı sundu. Cinayetlerin müzakerelere ivme vermek için yapılmış olabileceğini söyledi. Bu puslu ortam içinde Paris'te PKK militanlarının infaz edilmesini fırsat bilenler, bunu Türkiye'de yürütülen müzakereleri hızlandırmak için atlama taşı olarak formüle edecekler ve bundan sonra provokasyonlarını hızlandırabileceklerdir. Militanların Türkiye'deki defin işlemleri esnasında PKK'nın meydan okuma ve isyan provaları muhtemeldir ki sinir ve sabırları iyice gelecektir. Bahçeli'nin gündeminde Silivri cezaevinde tutuklu Orgeneral İlker Başbuğ'a yaptığı ziyarete yönelik eleştiriler de vardı. Bahçeli terörist arayanlar İmralı'ya baksın dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden hainler, işbirlikçiler ve hele hele teröristler asla çıkmayacaktır. Terörist arayanlar, terörist görmek isteyenler Türk askerine değil İmralı'ya bakmalı, Kandil'e kilitlenmeli, Barzani'nin yüzüne odaklanmalı ve AKP'nin müzakere ortaklarına yönelmelidir. MHP liderinin hedefinde bir de köşe yazarı vardı. Bahçeli, "Hey sen!" diyerek yazısına giriş yapan ve bölücülükle suçlayan Milliyet yazarı Hasan Cemal'i eleştirdi. Tıpkı Western filmlerindeki kovboylar gibi "Hey sen!" diye seslenmiş ve asıl bölücü olarak bizi göstermiştir. Bu malum gazeteciye merhum Ömer Seyfettin'in Sivrisinek isimli hikayesini okumasını öneriyor. Oradaki Efruz Bey karakteriyle kendisini kıyaslamasını temenni ediyor. Rüzgara kafı tutan sivrisineğin nasıl çatı aralarına sığınmak zorunda kaldığını öğrenmesini diliyorum. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı teröristin cenazelerinin Perşembe günü Türkiye'de olması bekleniyor. Terör örgütünün kurucularından olan Sakine Cansız için memleketi Tunceli'de defin hazırlıkları tamamlandı. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadından biri olan ve Tunceli'de defnedilmesi beklenen Sakine Cansız'ın cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı. Cenazeler yarın Türkiye'ye gelecek. Perşembe günü ise Diyarbakır Batıkent Meydanı'nda saat 11'de tören yapılacak. Ardından kadınların cenazeleri memleketlerine gönderilecek. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak'ın açıklamalarına göre tören sırasında provokasyon olmaması için binin üzerinde BDP'li görev alacak. Biz bu konuda sizinle işbirliği yapıyoruz. Bunlar hepsi bizim. PKK'nın kurucularından Cansız'ın cenazesi Cuma günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Tunceli Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cansız'ın cenazesinin Tunceli'ye KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan'ın cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ve Gençlik Meclis üyesi Leyla Söylemez'in cenazesi ise Mersin'e gönderilecek. Öte yandan 3 kadının Paris'te 3 kişi tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. 200 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'da öldürülen 3 PKK'nın cenazelerinin Türkiye'ye getireceğini hatırlatan Arınç, törenlerin provokasyona dönüştürmemesi gerektiğini söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Başbakan Erdoğan toplantı öncesi MİT Müsteşarı Fidan'la görüştü. Terör örgütünün silah bıraktırmak için başlatılan müzakere süreci ve örgüte yönelik operasyonlar masaya yatırıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın gündeminde Paris'te infaz edilen 3 PKK'lı kadının cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesi vardı. Hükümetimizde olayın bir an önce aydınlanmasını, faillerinin bulunup ortaya çıkarılmasını ve bu olayın perde arkasında neler varsa ilan ve ifşa edilmesini istiyorlar. Bu bizim hakkımızdır. Dolayısıyla öldürülen kişilerin Türkiye'ye getirilecek olması insani bir olaydır. Aileleriyle ilgili bir olaydır. Memleketlerinde defnedilecekleri söyleniyor. Cenazeyle doğrudan ilgilenenler var. Şu ana kadar bir çarşamba günü, bir de pazartesi günü getirilebilecekleri şeklinde kamuya yansıyan bir beyan oldu. Ne gün getirilecekse getirilsinler. Cenaze olayının daha büyük bir provokasyona dönüşmemesi gerekir.
Bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimler gerekli tedbirleri alacaklardır. Arınç olası bir provokasyon ihtimaline karşı isim vermeden BDP'yi uyarılarda bulundu. Bu cinayetler üzerine yapılan açıklamaları sorumlu açıklamalar olarak görüyoruz ve bu konuyla doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine ilişkili bulan insanların da provokasyonlara meydan vermeyecek, güvenlik güçlerini zora sokmayacak, Türkiye'de huzur ve sükunetin bozulmasına yol açmayacak özeni göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu olayın bir şekilde İmralı'daki görüşmeyle Milli İstihbarat Teşkilatımızın başlatmış olduğu sürecin başarısızlığa götürülmesi arasında irtibat kuranlar var. Bunda gerçeklik payı olabilir. Bu ve buna benzer olaylarla Türkiye'de bu sürecin engel çalışılması bir endişe kaynağıdır. Arınç tartışmaları yol açan İmralı'daki terörist başı Abdullah Öcalan'a verilen televizyonun detaylarını da verdi. Öcalan, 42 ekran LCD televizyonundan birçok kanalı izleyebiliyor. Yani 12 Ocak 2013, 2 gün önce saat 15.30 itibariyle diğer hükümlüler gibi TRT 1, TRT 6, CNN Türk, Kanal 7, Samanyolu, Show TV, Kanal D, ATV, Star, Ülke TV, Kanal 24 ve NTV yayınlarını izleyebilmektedir. Kamuoyuna sunulur. Dün İmralı'da görüş günüydü sevgili izleyenler. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi ve diğer mahkumların yakınları İmralı Adası'na gitti. Görüş sonrası adadan dönen Mehmet Öcalan, Öcalan'ın televizyon talep etmediğini öne sürdü. Terörist başı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve İmralı'daki diğer tutukluların yakınları dün bir saatlik açık görüş için adaya gitti. Akşam saatlerinde adadan dönen Mehmet Öcalan basına görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransa'daki katliamı çok üzülmüştür, kınıyor. Eğer bu katliamın önü bir an önce herkes, yani bunun ismini ne koyarsan koyulsun, bu katliamı bir an önce açıklığa kavuşması gerektiğini, eğer bu katliam bir işarettir, bunun için çok üzüntülüdür. O üç tane Kürt kadının ölmesini o ailelerine baştan diledi. Kardeş Öcalan, Abdullah Öcalan'ın televizyon talebinin olmadığını da iddia etti. Televizyonu müdürün ikazıyla aldı ve televizyonu da fazla kendi çok... talebi değil miymiş televizyon? Hayır, talebi değilmiş. Cezaevi müdürü mü? Evet, ikna etmiştir. Yoksa dedi ben televizyonu almayacaktım. Bu açıklamaların ardından Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den açıklama geldi. Ergin, Öcalan'ın talebi olmadan televizyon verilmeyeceğini söyledi. Hükümlü talep etmediği sürece televizyon verilmez, özel bir yayın verilmedi. Diğer odalardaki yayınlar verildi. İşsizlik oranı Ekim döneminde %9.1 ile bir önceki aya göre değişmedi. TÜİK veriyi normalden yarım saat önce SMS'i abonelerine duyurdu. Türkiye genelinde işsizlik oranı Ekim 2012 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermeyerek %9.1 düzeyinde gerçekleşti. 2012 Ekim döneminde işsiz sayısı bu dönemde 87 bin kişi artışla 2 milyon 541 bin kişi oldu. İstihdam edilenler ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 23 bin kişi artarak 25 milyon 509 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 30 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 993 bin kişi arttı. Daha önce enflasyon oranlarını 17 dakika erken açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün hane halkı iş gücü istatistikleri de yaklaşık olarak 30 dakika erken açıklaması dikkat çekti. Kasım ayında enflasyon verilerinin 17 dakika erken açıklaması da tartışma yaratmıştı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı çadırkentte yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Binlerce Suriyelinin kaldığı Ceylanpınar'daki çadırkentte yangın çıktı. Çadırkentte çıkan yangında 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Yangının elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıktığı belirtildi.
yaralıların olduğu belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Özgür Suriye Ordusu Suriye'deki İranlıların ülkeden ayrılmaları için 24 saatleri olduğunu açıkladı. Özgür Suriye Ordusu Birleşik Komutanlığı Genelkurmay Başkanı General Selim İdris aksi durumda olacaklarından sorumlu olmayacaklarını söyledi. Özgür Suriye Ordusu Birleşik Komutanlığı Genelkurmay Başkanı General Selim İdris Suriye'deki İranlıların ülkeden ayrılmaları için 24 saatleri olduğunu, aksi halde hayatlarından ÜSO'nun sorumlu olmayacağını ifade etti. İdris Suriye'de bulunan bazı İranlılar Özgür Suriye Ordusu tarafından esir alınıyor ve İran hükümeti onların asker değil sivil olduğunu iddia ediyor. Bu sebeple uyarıda bulunmak ihtiyacı duyduk dedi. İdris, İranlılara 24 saat içinde ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Zannedildiğinin aksine Rusya ve İran'ın Suriye rejimine verdiği desteğin azalmadığını, bilakis arttığını ifade eden İdris, Suriye rejiminin güvenlik birimlerinin yönetiminin Rus ve İranlı uzmanlar tarafından idare edildiğini öne sürdü. Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla 9 Ocak Çarşamba günü Suriyeli muhaliflerin bir süredir ellerinde tuttukları 48 İran vatandaşına karşılık olarak Suriye'de aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2130 sivil tutuklu serbest bırakılmıştı. Suriye Genel Devrim Konseyi Suriye ordusuna bağlı savaş uçaklarının Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne düzenlediği hava saldırısında 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakistan Anayasa Mahkemesi ülkede devam eden protesto gösterilerini gerekçe göstererek Pakistan hükümetini düşürdü. Başbakan Raja Pervez Eşref hakkında ise tutuklama kararı çıkarıldı. Pakistan Anayasa Mahkemesi protesto gösterilerini de gerekçe göstererek hükümeti düşürdü. Başbakan Eşref ve aralarında bakanların da bulunduğu 16 çalışma arkadaşı için de tutuklama kararı çıkardı. Anayasa Mahkemesi Başbakan Eşref'in Su ve Enerji Bakanı olduğu dönemde mobil enerji kiralama projelerinde yolsuzluk yaptığını ve ülkeyi büyük zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklama kararı aldığını açıkladı. Öte yandan göstericiler hükümetten seçim komisyonunun feshedilmesini, tarafsız ve yolsuzluğa bulaşmış isimlerin seçim hükümeti kurmasını ve seçim kanununda bazı değişiklikler yapılmasını istiyor. Hükümet ise gösteriye tepkili. İçişleri Bakanı Rahman Malik, taleplerin anayasaya uygun olmadığını belirtti. Protesto nedeniyle başkent İslamabad'da hayat durdu. Okullar iki gün tatil edilirken 10 bin asker ve polis başkentte güvenliği sağlamaya çalışıyor. Pakistan Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz aylarda eski başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin de görevine son vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çin ziyareti kapsamında Çin Komünist Partisi yetkilileriyle bir araya geldi. Çin Seddi'ni gezdi, kürk ve deri fuarını ziyaret etti. Çin Seddi'nin Badaling hattı üzerinde bir süre gezen Kılıçdaroğlu'na Çinli yetkililer tarafından bilgi sunuldu. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çin'de bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanı ardından Çin Ulusal Halk Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile bir araya geldi. Çin Seddi'ni gezen Kılıçdaroğlu'na Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Emrahan Halıcı, Faruk Loğlu ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Badaling hattı üzerinde gezen Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere Çinli yetkililer tarafından Seddin tarihi hakkında bilgi verildi. Çin Seddi'ne tırmandığına dair temsili bir belge verilen Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetli hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu 3 günlük gezisinin son gününde bir de Pekin'deki kürk ve deri fuarını ziyaret etti. Orada arkadaşlar geliyorlar da. Fuarda standı bulunan Türk iş adamlarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Türk kürk ve deri ürünlerine karşı ilgi olup olmadığı konusunda bilgi aldı. Renk çeşitlerini daha çok seviyorum. Merino grubunu daha çok seviyorum. Fuar gezisi sırasında Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Murat Salim Esenli eşlik etti.
2013 Akdeniz oyunları için inşası süren Olimpik Köy'de çökme meydana geldi. Meydana gelen çökmede 6 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken göçük nedeniyle inşaattaki çalışmalar bir süreliğine durduruldu. 2013 Akdeniz oyunları için Mersin'de yapıma devam eden Olimpik Köy inşaatında göçük meydana geldi. 4. katın beton dökme işlemi sırasında meydana gelen göçükte biri ağır, 6 işçi yaralandı. 2013 Akdeniz oyunları için inşasına başlanan Olimpik Köy'de 24 saat esasına göre çalışılıyor. Göçüğün ardından çalışmalar bir süre durduruldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de göçük altında arama yaptı. Göçüğün kalıpların üzerine fazla beton döküldüğü için meydana geldiği ileri sürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir aile yok oldu. Hayatını kaybedenler anne ve 3 çocuğu. Çocukların 6, 5 ve 1 yaşlarında olduğu belirtildi. Anne ve 3 çocuğu korkunç bir cinayete kurban gittiler. Anne boğularak 6 ve 5 yaşlarındaki çocukları da aldıkları bıçak darbeleriyle öldürüldü. Ve diğer çocuk ne oldu? 1 yaşındaki Aysima bebeğinde vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı, açlıktan ölebileceği kaydedildi. Anne ve 3 çocuk korkunç cinayete kurban gittiler. Olay Kocaeli'de bir binanın 1. katında meydana geldi. Anne Aysel Geniş 25, çocukları Gökdeniz 6, Görkem 5, Aysima daha 1 yaşındaydı. Anne boğularak diğer 2 çocuk da aldığı bıçak darbeleriyle hunharca öldürüldü. Ölü bulunan 1 aylık Aysima bebeğin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı, açlıktan ölmüş olabileceği kaydedildi. Olay 6 yaşındaki Gökdeniz'in okula gelmemesinden şüphelenen öğretmeninin ailenin yakınlarını araması ve ev sahibi Bayram Varol'un kapının açık olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Ev sahibi eve girdiğinde evde anne ile 3 çocuğunun cesediyle karşılaştı ve hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Anne ve 3 çocuğunun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kendisinden haber alınamayan baba Ramazan Geniş'in bulunması için çalışma başlattı. Geniş'in maddi sıkıntı içerisinde olduğu, çevresiyle herhangi bir problem de yaşamadığı öğrenildi. Osmaniye'de 80 yaşındaki bir adam 17 yaşındaki 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu 2 kişi kısa sürede polis tarafından yakalandıktan sonra verdikleri ifadede oldukça ilginçti. İki genç yaşlı adamın yakınları olan bir kadına laf attığı gerekçesiyle işlediklerini ileri sürdüler. 80 yaşındaki Ömer Koçarslan Osmaniye'de 2 yıldır yalnız yaşıyordu. Bağkur'dan aldığı maaşla geçiniyordu. Yaşlı adamdan haber alamayan komşuları eve girmek istedi. Açık kapıdan içeri giren komşuları yaşlı adamın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Ömer Koçarslan'ın başına sert bir cisimle vurulmuş ve göğsünden 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cesedi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde yapılan araştırmada alınan parmak izlerinin karşılaştırılması sonucu katil zanlılarının birçok suçtan kaydı bulunan OK ile MÇ olduğu belirlendi. İki katil zanlısı verdikleri ifadelerinde yakını olan bir kadına laf attığı için yaşlı adamı öldürdüklerini belirttiler. Yakalanan iki kişi ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Alkol yüzünden yine hayatlar karardı. Artık hemen hemen her gün görüp duyduğumuz kaçınılmaz kazalar ve ardından yine ölüm haberleri yüreklerimizi dağılıyor. Bir kaza haberiyle bültenimize devam ediyoruz sevgili izleyenler. Muğla'da meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Cenazeleri çıkarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca otomobil parçalandıktan sonra cenazeler oldukları yerden çıkarılabildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil sıvı gübre yüklü kamyonla çarpıştı. Otomobil bir eğlence mekanına gitmek için yola çıkmıştı. Aşırı hızı şerit ihlali takip etti. İddiaya göre otomobilin sürücüsü alkollüydü ve sonuç facia. Bunlar öğlenden beri içiyorlarmış. Bana telefon açtı, dedi ben dedi bugün dedi çok içeceğim dedi. 5 gün ayık gezmeyeceğim dedi. İşte sonuç bu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Sami Karagül ile Yusuf Karagül ve Ali Sarı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Mustafa Karagül'ü gözaltına alırken araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için kurtarma ekiplerinden yardım istendi. Cesetler hurda haldeki araçtan ancak otomobilin parçalanmasıyla çıkarılabildi. Otomobilden sağ çıkarılan bir kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya yolunda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Erzurum'da mahkemenin tecavüz suçlusuna verdiği cezaya tepki gösteren yakınları ağza alınmayacak laflarla mahkemeye tehditler savurdu. Nüfus cüzdanlarını yakan sanık yakınları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de tepki gösterdi. Erzurum 1 numaralı Ağır Ceza Mahkemesi'nde erkek yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan S.D.'ye 56 yıl hapis cezası verildi. Mahkemenin kararının ardından sanık yakınları adli önünde terör estirdi. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti. 20 tane terörist, bir tane 20 tane şehit, bir tane terörist. 20 şehit vurulur, bir tane terörist. Bir yıl ceza almayın. Yargısız infaz yapın. Cezaya tepki gösteren Harun ve Soner isimli kardeşler nüfus cüzdanlarını polislerin gözü önünde yanında yaktı. Mahkemeye küfürler yağdırdı. Erkak olacağım, hepiniz duyma. Soner gel kardeşim. Erkak olacağım. O hakimin ki koyacağım. O hakimin ki vuracağım. Hepiniz duyma. Alın. Asil devletiniz bir çakmağa bakın ha. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tane çakmağa bakın. Ver çakma. Mahkemeleri iki tane insanın merhametine bırakan, delil, tanık, şahit dinlemeyen, kendi kafasına göre yargı yapan bir devletten ibaret. Kardeşler nüfus cüzdanlarını yakmakla da yetinmedi. Bağıra bağıra tehditler savurdu. Polisi de, askeri de, savcısı da, hakimi de, avukatı da, başbakanı da benim cebimdeki paradan maaşını alıyor. Bana yargısız infaz yapıyor. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi hakimini verdiği ceza kadar delmezsem benim namusum ellerin olsun. Ordu'da boynunda ok, belinde hançer, bisikletinde benzin dolu bidon bulunan ve eline aldığı megafonla SGK ve vergi dairesine protesto eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen 73 yaşındaki Nurettin İslam polis tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye götürüldü. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen 73 yaşındaki Nurettin İslam isimli bir kişi protesto gösterisi düzenledi. İslam boynunda ok, belinde hançer, bisikletinde benzin dolu bidon bulunan ve eline aldığı megafonda SGK ve vergi dairesini protesto etti. Senden rica ediyorum. Bu avukatlara talimat verme. Bunlar bisikletiyle SGK ve vergi dairesi binası önüne gelen Nurettin İslam, yanında getirdiği oku boynuna asarak kendisini zincirle bisiklete kilitleyerek benzinle SGK ve vergi dairesi müdürünü yakacağını öne sürdü. SSK müdürlüğüne vergi dairesini boykot edeceğim. Maaşından %40 kesiyorlar. Eşimin emekli olması gerekirken eşimin sigortasının başkasını emekli yapmışlar. Haksızlığa uğradım. Protesto mu edeceksin? Evet. Vergi dairesinden SSK'da müdahale ederse yakacağım bunları. Yanında bidonla getirdiği benzini ateşe vermek isteyen Nurettin İslam'ı polisler ikna edip etkisiz hale getirdi. Bunları veremem ya çünkü benzinci çok az benzin verdi bana. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen İslam daha sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Önemli gibi, durum gibi değerli o. Şimdi şehirden geçemiyor.
Nurettin İslam geçen yıl Ordu Belediyesi'nin köy minibüsleriyle ilgili aldığı kararı protesto ederek eylem yapmıştı. Eylem esnasında Nurettin İslam'ın yanındaki yeğeni Kerim Göl, kendisine müdahale etmek isteyen iki polisi kılıçla yaralamıştı. Ümraniye'de bir marketi soymaya çalışan hırsızlara polis ekibinin müdahalesi kameralara yansıdı. Takviye ekipli hırsızları yakalamaya çalışan polislerle zanlılar arasında arbede yaşandı. Ümraniye'de bir markete giren 3 hırsız, polisin nefes kesen operasyonuyla suçüstü yakalandı. Çok sayıda polisin zanlıları yakalama anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Lüks bir araçta markete gelen hırsızlar demir kesme makasıyla kilitleri açıp içeri girdi. Yoldan geçen vatandaş ihbar edince operasyon için düğmeye basıldı. 2 dakika içinde olay yerine gelen polis ekibiyle hırsızlar arasındaki arbede dakikalarca sürdü. Takviye ekibinin de gelmesiyle yaklaşık 25 polis market ve çevresini tamamen kuşattı. Yakalanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da şoförünün bakıma götürdüğü yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücü yangını söndürmeye çalıştı ama olmadı. Beykoz'da otosanayi sitesine götürülüyordu. Halk otobüsünün arkasından dumanlar yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyüyüp otobüsü sardı. Aracı durduran sürücü hemen yangın tüpünü alıp koştu. Çevrede olayı gören diğer araç sahipleri de yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Bakıma gidiyor işte, anide arkadan duman gördük işte, araba başlı parlama yani. Yangını ancak itfaiye ekipleri söndürebildi ama otobüs kullanılamaz hale geldi. Motorun bulunduğu arka kısım tamamen küle döndü. Güney Kore'de bir otobüs garajında çıkan yangın sonucu 38 otobüs kullanılamaz hale geldi. Güney Kore polisi olayın kundaklama olabileceği üzerinde duruyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir belediye otobüs garajında yangın çıktı. Alevler büyüdü, bütün otobüs filosunu sardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Yaralanan olmadı ama 38 otobüs hurdaya döndü. 소방당국은 오늘 불로 모두 15억 원의 재산 피해가 난 것으로 추산하고 있습니다. 오토부스들은 ön camlarının tamamen kırık olduğunu belirleyen Seul Emniyeti olayın kundaklama olduğu üzerinde duruyor. 통 소리와 함께 불길이 치솟았고 곧 주변 버스들에 옮겨 Yangın sonrası ise çok sayıda otobüsün devre dışı kalması sonucu toplu taşımada aksamalar yaşandı. 포시장 방향 6630번 여의나 방향 Suudi Arabistan'da bir binanın üst katındaki balkona çıkan bir genç intihar etmek istedi. Olay yerine giden polis ekipleri ne yaparlarsa yapsınlar genci ikna edemediler. Genç saatlerce balkonda bekliyordu. Bu durumdan sıkılan bir polis memuru bakın nasıl bir yola başvurdu. Bu video Suudi Arabistan'da amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bir genç binanın üst katındaki bir balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri önlem almaya başladı. Polis ekipleri genci intihardan vazgeçirmek için konuşmaya çalışırken itfaiye ekipleri de yola hava yastığı açtı. Genç çıktığı balkondan isteklerini tek tek sıralıyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar, genç bir türlü intihardan vazgeçmiyordu. Genç görevlileri bezdirince bir polis genci arkadan tekmeyi bastı. Tekmeyle neye uğradığını şaşıran genç hava yastığına düştü.
Atatürk alanında Sağlık Emekçileri Sendikası Trabzon Şubesi üyeleri, işten çıkarılan işçiler, CHP Trabzon İl Başkanı Yavuz Karan ve bazı sivil toplum örgütü üyelerinin de katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Eylemler 1 Ocak'tan bu yana çeşitli kesimlerin desteğiyle devam ediyor. 14 gündür bizi yalnız bırakmayan bütün emek dostlarına ve işçi dostlarına teşekkür ediyoruz. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yeni yılın ilk günü işlerine son verilen 68 işçinin protesto eylemleri çeşitli kesimlerin destekleriyle sürüyor. İşimizi geri istiyoruz. Bazı sivil toplum örgüt üyelerinin de katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Kar, yağmur, soğuk demeden devam ediyor. Ancak siz sıcak iş yerleriniz ve özel villalarınızda ya da kendinize tahsis edilen özel lojmanlarınızda oturup bu çığlığı duymazdan geliyorsunuz. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir insanlıktır? Bu insanlar sizden ne istiyor zannediyorsunuz? Sizden istedikleri sadece işleri. Ellerinde siz tokken biz açız, işimizi geri istiyoruz. Kahrolsun taşeron zihniyet, Farabi işçisi kadro istiyor. Pankartları taşıyarak slogan atan işçiler tepkilerini dile getirdiler. Beraber çalıştıkları arkadaşlarıyla karşı karşıya getiren emirler verebiliyorsunuz. Artvin'in Arhavi ilçesinde Mencuna Şelalesi ve Çifte Kemer Köprülerinin bulunduğu Kamilet Vadisi'nde yapımı planlanan hidroelektrik santral projesi için sabaha karşı iş makinelerinin getirildiğini öğrenen yöre halkı bölgede toplanarak çalışma başlatılan alana yürüdü. Bu arada önlerini kesen jandarma ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bu görüntüler Artvin'den. Vatandaşlarla jandarma arasında arbede yaşandı. Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Aralı köyü sakinleri, Kamilet Vadisi'nde yapımı planlanan HES projesine karşı bir süredir mücadele yürütüyordu. Sabaha karşı bölgeye sondaj makinelerinin getirildiğini öğrenen yaklaşık 200 kişilik grup, çalışmanın yapıldığı bölgeye doğru yürümeye başladı. Mençuna Şelalesi Köprüsü yanına gelen köylülerin önü jandarma ve polis tarafından kesildi ve kısa süreli arbede yaşandı. Gerginliğin yatıştırılmaması üzerine haber verilen Arhavi Kaymakamı Bülent Bayraktar bölgeye geldi. Vatandaşlar oldukça öfkeliydi. Bugün yapılan bir inşaat faaliyeti değil. Nasıl? Sondaj vuruluyor, evet. Ama sondaj... Ama bu başlama anlamına geliyor. Bir dakika, beni konuşturacaksanız konuşayım. Yoksa bir anlamı yok değil mi benim buraya gelmemin? Benim babam orada vefat etti. Yukarıda vefat etti. Neden? Sırf burayı tanınsın. Buradaki insanlar para kazansın, turizme bir şeyler olsun diye, turizmi açalım diye. Babam orada canını verdi. Arhavi'nin anahtarı Coşkun Hekimoğlu'ndadır. Coşkun Hekimoğlu Arhavi'yi sahipsiz bakmıştır. Bu kadar basit. Evet. Arhavi sahipsizdir. Belediye başkanı nerede burada? Köylüler köprünün üstüne çıkarak slogan atmaya başladılar. Bir köylü ise sıkıntısını şöyle dile getirdi. Bir an önce tabiatı koruma alanı ilan edilmesini istiyoruz. Özellikle de birinci derecede tabiatı koruma alanı ilan edilmesini istiyoruz. Vadi o kadar değerlidir. Tekrar ediyorum. Büyüklerimden rica ediyorum. Vekillerimden rica ediyorum. Bakanlarımdan rica ediyorum. Lütfen bu alanı tabiatı koruma alanı ilan ediniz. Çok değerlidir. Kardan kapanan yollar vatandaşı zor durumda bıraktığı gibi bu durumdan en çok etkilenen hasta olan vatandaşlar. Hakkari'de rahatsızlanan diyaliz hastası genç kar paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Burası Hakkari. Yağan karın bütün yolları kapatmasından vatandaş oldukça zor anlar yaşıyor. Hakkari'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Merzan mahallesinde ikamet eden diyaliz hastası 18 yaşındaki Mecit Armancı aniden fenalaşınca yolu kapalı olan bölgeye kar paletli ambulans sevk edildi. Yolun kapalı olan kısmını önündeki kepçesiyle temizleyerek ilerleyen ambulans yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası Armancı'nın evine ulaşarak hastaneye kaldırıldı. Hemodiyaliz ünitesine kaldırılan Harmancı, akşam saatlerine kadar süren tedavisi sonrası tekrar aynı araçla evine gönderildi.
Harmançu'nun ağabeyi Recep Harmançu kardeşi için seferber olan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Devlet Hastanesi ayrıca Sağlık Müdürlüğü'ne, şoför arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi yurdumuzun bazı yerlerinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Böyle olunca da vatandaş yolda yürümekte bir hayli zorlanıyor. Peki karda yere düşmeden yürümek için ne yapmalıyız? Gelin Kars'ta yaşayan dedelerimizden kaymadan düşmeden karda yürümenin tiyolarını alalım. Malum onlar yıllardır bu soğuk memlekette düşe kalka yürümenin tekniklerini öğrenmişlerdir artık. Kars, soğuk havasıyla bilinen ilimiz. Yoğun kar yağışı sonrası soğuk havalarında etkisiyle yerler buz pistine döndü. Yerler buz tutunca vatandaşların yürümeleri de güçleşiyor. Adımları az atıyoruz. Vatandaş buzla kaplı yollarda yürümekte düşmemek için büyük çaba sarf ediyor. Yılların verdiği tecrübeye dayanan 69 yaşındaki Servet Umurbek, gençlere düşmeden yürümenin püf noktalarını öğretti. Eller cebe koymamalı. Koymamalı çünkü ayağın kayarsa gidersin. Böyle? Düşersin. Peki tabanları nasıl, yani buzda nasıl basmalıyız? Yan mı kısa, böyle? Yok. Ayakları kısa kısa atmalı. Yani ufak ufak atmalı adımları. Az adımlar hafif. Böyle şu hafif hafif. Ha böyle olmalı. Ha, kaymasın buzda. Kaymamanın bir diğer püf noktası ise ayakları kara doğru yan basmak. Ayakların ilk atışında sağ tarafa basarak yürüyeceksin böyle. Sağ tarafa basarak böyle sağa basıp yürüyeceksin. Bunu attığın sırada bunu da gene aynı. Her an için kendin sağlam alman için ayağın sağ tarafa basacak. Bastığın sırada sağlam oluyor. Hastalıkların bizleri ne zaman yoklayacağını bilemeyiz. Hele kalp krizinin ne zaman kapımızı çalacağını düşünemeyiz. Evde, yolda, iş yerinde kalp krizi geçirebilirsiniz. Önemli olan geç olmadan hastaneye gitmek ve kontrollerimizi yapmak lazım. Şanlıurfa'da 50 yaşlarında bir kişi yolda yürürken aniden kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren kişi çevrede bulunan polis ve vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olacaklardan habersiz yolda yürüyordu. Geçirdiği kalp kriziyle yere yığıldı. Olay Şanlıurfa'nın en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 50 yaşlarındaki bir kişi göğsünü tutarak yere düştü. Bulvarda görevli polisler ve vatandaşlar kalp krizi geçiren adamın yardımına koştular. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı müdahalede üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın kalp krizi geçirdiğini saptadı. Olay yerinde bulunan vatandaşın yardımıyla ambulansa konulan kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Adrenalin sevenler ekran başına. Şimdi sizi ilgilendirecek ve ekrana kilitleyecek görüntüler geliyor. Muğla'da adrenalin tutkunu Özgür isimli bir kişi paraşütle atladıktan sonra havada konser verdi. Sıkı durun, o konserin görüntülerini az sonra izleyeceksiniz. Bu arada görüntüler sosyal medyada çok paylaşıldı sevgili izleyenler, izliyoruz. Ben kalbimin... Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan bir kişi 2000 metre yükseklikte kemanıyla konser verdi. Sen kalbimin tek eşisin, sen ruhuna sönmesin. 1900 metre rakımlı Baba Dağı'ndan atlayış yaptı, Ölüdeniz manzarasına karşı kemanını çalıp şarkısını söyledi. Bıraktım ellerimi, bırakmadım sıkı tut sen. Görüntüler kendisini uçuran pilot tarafından kaydedildi. Ateşim.
misin? İnternete düşen video sosyal paylaşım sitelerinde tıklanma rekoruna koşuyor. Sen kalbimin tek eşisin. Sen ruhuma sönmesin. Biz yine de ayaklarımız yere basılıyken kemanı dinlemeye devam edelim sevgili izleyenler ve finans var sırada. Borsa 82.118 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1 lira 77 kuruş, euro 2 lira 36 kuruş, altınsa 95 lira 65 kuruştan işlem gördü. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.